Merhabalar Arzu. Merhabalar Yağmurcuğum. Öncelikle teşekkür ederim davetimi kırmadığın için. Ben de geldiğim için çok mutluyum. Seninle çok güzel sohbet edeceğiz. Eminim buna. Evet. Öncelikle biraz bize kendinden bahseder misin? Arzu kimdir? Tabii, ben Arzu Taylan Ersöz. Çağdaş ressam, aynı zamanda sanat eğitimcisiyim. Ülkemde 24 sene Türkiye'de resim öğretmenliği yaptım devlet okullarında. Görsel sanatlar öğretmeni. Daha sonra ani bir kararla Londra'ya yerleşmeyi düşündüm ve eşimle birlikte 2 yıl önce buraya taşındık. Evet. Hala burada mesleğimi devam ettiriyorum. Birebir dersler veriyorum. Atelier Arzu markası altında workshoplarım var. Yetişkinlere ve çocuklara. Özel böyle kişiye özel farklı projelerle sanat çalışmalarıma devam ediyorum. Peki bu hikaye neden ve nasıl başladı? Aslında bu hikaye çok ilginç. Covid'de evlere kapalı olduğumuz bir dönemde ortaya çıktı ama bunun geçmişi çocukluğuma kadar dayanıyor. Ben çocukken de her zaman meraklıydım. Yani kendi ülkemde olan bitenleri görüyordum ama farklı kültürlere de Bodrum'da yetiştim ben. Belki onun da etkisi olmuş olabilir. Farklı kültürlere de çok merakım vardı. Daha sonra bu yavaş yavaş sanat eğitimi almamla birlikte kendimi ve sınırlarımı farklı bir ülkede görmek istedim. Ve Covid zamanı eşimle birlikte o da aynı düşüncelerde, o da sanatçı ve şunu sorduk birbirimize. Biz ne yapıyoruz? Kendimiz için şimdiye kadar birçok şey yaptık ama kendimiz için gerçekten hayallerimiz için sanatımızın sınırlarını görmek için ne yaptık diye sorular sormaya başladık. Ve biraz da tesadüflere inanırım. Yani bir şey yoluna girecekse mutlaka o yol açılır. O sırada çok sevdiğimiz bir İngiltere'de konsolosluktan emekli bir ablamızla tesadüfen karşılaştık ve Ankara Anlaşması'nı bize anlattı. Daha önce biliyorduk ama onun da yönlendirmesiyle başvurduk ve buraya geldik. Evet. Peki o günden bugüne hayatında neler değişti, neleri fark ettin? Burası Arzu'ya neler öğretti? Aslında burada ben kaygılarımla nasıl baş ederimi öğrendim ve gerçekten bedenimin ve yapabileceklerimin sınırsız olduğunu gördüm. Yani zorlayabiliyorsun. Türkiye'de aman bunu sonra yapayım diye ertelediğim şeyleri burada ertelemenin daha büyük kayıplara yol açtığını gördüm. Ve aslında belki de sanat adına, tabii ki Türkiye'de de bazı takdirler, şeyler alıyordum ama burada yaptığım işin değerinin eğitimcilik de arttı. Çok daha farklı yaklaşımlarla çok daha iyi olduğunu gördüm. Yani aslında kendimi bir kez daha sanatçı Arzu, eğitimci Arzu olarak tekrar tanıma şerefine eriştim diyorum. Peki burada en şaşırdığın olaylar desem nelere çok fazla şaşırdın ve şaşırmaya devam ediyorsun? Aslında çok artık hayatta hani birçok şey beni daha az şaşırtıyor ama hani öyle derler, çok o kadar kartı kabul etmeyin. Çünkü ben şaşırmayı hala seviyorum ama artık bazı şeyleri yaşadıkça ve insanları tanıdıkça daha az şaşırmaya başladım. Burada şaşırdığım şeylerden bir tanesi, dünya dijital, ülkelerin çoğu dijital olarak her şeyi buna geçirdiler ve dünya bir dijital çağa giderken burada hem dijital hem de geleneksel unsurlar bir arada kullanılıyor. Mesela bir hastaneye giderken sana mektup geliyor ya da ya her şey mektupla hallediliyor, artı mesajla atılıyor. Aslında ben mektup olayını çok seviyorum, bu beni mutlu ediyor. Tekrar bayram kartları falan almaya başladım çocuktan, 80'lerden bu yana almıyorduk ama
Bu tarz şeyler. Bir de şu çok hem şaşırtıyor hem de hoşuma gidiyor. Otobüsten inerken şoföre insanlar teşekkür ediyor. Bu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ya da şu da beni çok şaşırtmıştı. Bizde biliyorsunuz büyük kavramı, saygı kavramı hep böyle karıştırılır. Yani saygı sadece büyüklere gibi anlatılarak büyüdük belki. Ama tabii ki keşfettik ki saygı herkes için geçerli. Yolda yürürken yaşlı insanlar geçmem için bana, eğer biraz acele ediyorsam, geçmem için yol veriyorlar. Bu mesela beni çok mutlu etti ve şaşırttı. Peki özlem desem, özlemi nasıl tanımlıyorsun? Özlem, aslında ben hep özlüyorum. Yapım gereği geçmişi özlüyorum. Bir de Bodrum'dan gelen evet, biri. Evet, güneşi özlüyorum, denizi özlüyorum, ailemi, arkadaşlarımı özlüyorum. Ama oraya gidiyorum, burayı özlüyorum. Burada yaşadıklarımı özlüyorum. Özlem duygusu beni besleyen bir şey. Sanatçıyım yani. Bunu hiç yaşamasam, bunu kaybetsem herhalde çok üzülürüm. Üretemezsin. Evet, üretemem. Peki arada kalmak sana ne ifade ediyor? Arada kaldığın durumlardan bahseder misin? Arada kalmak çok tanıdık bir duygu. Yani ben Türkiye'de farklı düşüncelere sahip, farklı büyümüş bir çocuğum. Hep orada da arada kalıyordum. Buraya geldiğimde de yani arada kalmak, arada hep kalıyorum. Yani o yüzden nereye gidersem gideyim, arada kalacağım için benim için çok tanıdık. Var olursan sen. Evet, var olursan sen. Hep arada kalıyorum. Peki dönmek desem, dönmek senin için ne ifade ediyor? Yani İleriye gitmeyi daha çok tercih ediyorum. Dönmek derken ülkemi seviyorum. Ülkem besledi beni ve ben sanatçı kimliğimi o ülkede kazandım zaten. Yerel olmazsan evrensel de olamazsın. Buna inanıyorum. Tabii ki ara ara döneceğim ama bu temelli bir dönüş olarak şu an düşünmüyorum. Aslında ilerisi için çok şey düşünmüyorum. Hani bilmiyorum, ben 3 yıl önce Londra'da böyle bir güzel bir parkta söyleşi yapacağımı bile bilmiyordum. O yüzden yani dönüşle ilgili çok kafamda bir şey yok. Çünkü bilmiyorum ilerisi ne olur, ne biter. Sadece biraz herkes olduğu gibi sağlık sistemi birazcık endişelendiriyor. Ama bunun da çözümleri bulunur diye düşünüyorum. Hayat aslında böyle planlar doğrultusunda giden bir şey de değil. Kesinlikle. Bunu da öğreniyoruz. Hayatım boyunca bütün planlarım olmuş. İlk olmuş ama. Peki Türkiye'ye, yani buraya ilk geldiğinde ne hissettin? Buraya geldikten sonra Türkiye'ye gittiğinde ne duygular hissettin? Çok ilginç bir şey, hep şeye özeniyordum ben. İnsanlar böyle yazın hani başka ülkelerde yaşıyorlar ve Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye'yi farklı gözlerle görüyorlar. Bu beni en çok şey hoşuma gidiyordu buraya yerleşirken. İlk buraya geldiğimde, Türkiye'ye gittiğimde daha oraya çok farklı bir gözle gideceğim. Çok farklı şeyler hissedeceğim. Bu duyguyu merak ediyorum. Bu şekilde düşünüyordum. Buraya ilk geldiğimde tabii yoğun bir kaygı, belirsizlik. Çünkü ben işimden istifa ettim geldim. Eşim de işinden istifa etti geldi. Her şeyimizi sattık ve buraya yerleştik. Yani bir bilinmezliğin içine kendimizi attık. Konfor alanlarımızdan çıktık. Bu çok büyütücü bir şey, çok güzel bir şey, çok genişletici bir şey. Ama bir o kadar da korkutucu bir şey. Yani ilk geldiğimde tabii ki kaygı, korku, ne yapacağım, nasıl olacak ve duyguları. Ve COVID süreci. Evet. Gerçekten. Yeni bitmişti biz geldiğimizde ama yine de insan bir şekilde etkileniyordu. Ama ortamı gördükçe biraz da tanıdık geldi. Mesela bu çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, biz göçmeniz belki genlerden gelen bir şeydir. Çok tanıdık geldi bana burası. Böyle bir sanki daha önce yaşamışım gibi bir şey hissettirdi bana. Ama ben böyle farklı şeyler görmek istiyorum, farklı şeyler yaşamak istiyorum. Bir yandan bir tanıdık bir şey var burada. Daha çözemedim. 2 yıldır buradayım. Bilemiyorum. Peki burada kendi 2. sınıf vatandaş olarak hissettiğin oldu mu? Ya bu belki sanatçı olmakla ilgili. Hele bir sanatçı çiftseniz çok farklı yaklaşımlar oldu buradaki insanlardan. Çünkü kime sanatçıyım dediysem
biz çok sıkıcı, siz ne iş yapıyorsunuz diye sorduğumda biz çok sıkıcı işler yapıyoruz deyip ne iş yapıyorsunuz? İşte bir şirkette şöyle müdürüm. Ya da şeyim yani burada ikinci sınıf falan. Evet ya da işte inşaat sektöründe çalışıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hani sanatçı olarak burada bulunmak çok ikinci sınıf vatandaş gibi hissettirmiyor. Tam tersi yani sanatın üstün gücünü burada hissedebiliyorum. Sadece bir kere bir olay yaşamıştım böyle İngilizcemle ilgili. O zaman üzülmüştüm ama yine de şey yani o benimle ilgili bir durum değil. Ben ikinci bir dil öğrenmeyi ve geliştirmeye çalışan biriyim. Peki Türkçe konuşma, yeme içme gibi duygular hani ihtiyaç hissediyor musun? Ben şu an dil öğrenme sürecimde olduğum için İngilizce konuşma ihtiyacı daha çok hissediyorum açıkçası. Yeme içme, benim eşim çok iyi yemek yapıyor. Yani dünya mutfağından çok iyi anlıyor. O ihtiyaçlarımın hepsini karşılıyor zaten. O yüzden hiç hissetmiyorum. Peki Türkiye'ye olan bakış açın değişti mi buraya geldikten sonra? Çok ne gibi farklılıklar değişti. Görüyorsun? Çok değişti. Yani ülkenin zenginliğini hep derdik. İşte bizim ülkemiz çok zengin, çok zengin. Orada evet bunu biliyorduk, biliyorduk ama buraya geldiğimde hele müzeleri gezip bizim eserlerimizin buralarda sergilendiğini ve değer gördüğünü gördüğüm zaman ya da kendi sanatçı çevremden ya da eğitimci arkadaşlarımın potansiyellerini ve orada nasıl harcandıklarını açıkçası biraz belki şey bir konuşma olacak ama gördükten sonra biz dedim gerçekten çok zenginiz. Çok zenginiz. Kaç tane kültüre ev sahipliği yapmış bir ülkeyiz. Her yönden çok daha sistemli olması gerektiğini ve insanların yaptıkları işleriyle çok 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 daha değer görmeleri gerektiğini düşünüyorum kendi ülkemde. Ya bunu da çok yakından gördüm. Evet. Peki göçmenlik sence ne demek? Göç ne demek? Bunu nasıl tanımlıyorsun? Hem de senin bir arka planın da aslında göçmenlik. Göçmen. Türkiye'de de. Yani buraya geldin, sen de bir daha bir göçmen oldun. Yani bunların hepsini düşündüğünde senin için bu kavramlar ne ifade ediyor? Aslında buraya geldim ve göçmenlik kavramını çok düşünmemiştim. Hiç kendimi göçmen gibi, bir gezgin gibi, işte bir sanatçı başka bir ülkeye gelmiş gibi. Ama sonra biraz şu an bazı projeler var işte göçmenler ve şeylerle çalışacağım, mültecilerle çalışacağım. Öyle bir proje var. Onunla ilgili araştırmalar yaparken, ne yapabiliyorum yaparken yani dedim ki ben de göçmenim. Ben de yani yollardan geçiyorum. Başka bir ülkeye tutunmaya çalışıyorum. Çok zor bir kavrammış. Onu fark ettim. Yani bambaşka bir kültüre geliyorsun ve kendini kabul ettirmeye çalışıyorsun. Bir çocuk gibi yani. Bir çocuk nasıl kendini ifade... Yeniden o çocuk kimliğine dönüyorsun. Bir regrese oluyorsun. Yani bir çocuk gibi kendimi kabul ettirmeye çalışıyorum şu an insanlara bazen. Sonra diyorum ki yani sakin ol artık yetişkinsin. Göçmenlik benim için yani böyle bir şey. Ama dediğim gibi çok da üzerinde düşünemiyorum. Çünkü benim çok böyle şey kavramım da yok. İnsanlar tamam ya toprak kavramı hani yanlış anlaşılmasın tabii ki köklendiğimiz yerlerde vardır ama benim için insan faktörü de her yerde aynı. Hani nereye koyarsan orada bir köklenir, bir ağaç gibi toprağında severse büyür. Küçük bir ağaç olur ya da büyük bir ağaç olur ama yine her yere uyum sağlayabileceğini düşünüyorum insanların. Yani peki burada Türkiye'li arkadaşlarımla geçirdiğim vakitlerde ve buradaki işte İngiltere'de yaşayan ortak dil olarak İngilizce konuştuğun arkadaşlarınla geçirdiğim vakitlerde aynılık ve farklılıklar var mı? Şöyle duygu aktarımı farklılıkları var. Yani şöyle mesela bir köpek ya da bir çocuk gördüğümde onların çocuğunu ya da köpeğini gördüğümde yani severken bile ben Türkçe ooo canım yani ya da olaylara böyle verilen tepkilerde çok farklılık var. Ben tabii ki yabancı arkadaşlarımla konuşurken bazı tepkiler veriyorum şey yapıyorum ama tamamen böyle ruhumdan içimden
dışarı çıkaramadığımı düşünüyorum. Ya onlarla da tabii ki farklı paylaşımlarım oluyor. Çok şey öğreniyorum. Ama tabii bir Türk'le konuştuğumda ya da espri anlayışı tabii ki farklı olabiliyor. Evet. Şey yapabiliyor. Peki buradaki yaşam koşullarını nasıl görüyorsun? Yaşamak hani nasıl? Markettir, normal hayat tarzıdır, sosyal etkileşimdir. Buradaki ya yaşam biçimi aslında herkes her şeye çok rahat ulaşabiliyor. Bunu görebiliyorum kazandığı müddetçe tabii ki. Eğer buranın öyle vatandaşıysanız birçok şeye ulaşmak daha kolay. Ama hani bazen düşünüyorum biz hani buraya geldik şu an çok büyük evlerde yaşamıyoruz. Tabii hiçbir zaman öyle bir derdim olmadı ama hani ama birçok şeye ulaşabiliyorum. Yani Tate'de workshop yapabiliyorum. Öğrencilerimi oraya götürebiliyorum. Yani insanların böyle ooo diye uzaktan baktığı eserleri yakınında bir şeyleri paylaşabiliyorum. Yani bunlar böyle küçük şeyler beni mutlu ettiği için buradaki ve sosyal etkileşim de insanların kibarlığı, sana yaklaşımı, merakları. Yani ben bir yerde resimlerimi sergilediğimde Türkiye'de almadığım kadar farklı yani tepkiler aldım. Ve halktan da bunu aldım. Yani halk da gelip böyle gerçekten hani o resmin background'ını böyle çok bulunduğum bölgede bir stol ya yani bir evin bahçesinde sergiledim işlerimi ve oraya gelen insanlarla o iletişim benim Türkiye'de bu zamana kadar yapmadığım bir iletişimdi. Yani halktan gelen insanlar benim resmimin background'unu merak edip bana sordular. Çok az böyle. Ya bir sanat galerisinde bunu Türkiye'de yapabiliyorduk. İnsanlar meraklısı geliyordu ama hani ortalığa bir şey açtığında sokaktan gelen insanın Türkiye'deki merakıyla buradaki merakı çok farklı oldu. O benim çok hoşuma gitti. Evet, burada sanata evet, çok fazla hep sanat üzerinden konuşuyor çünkü hani geliş amacım evet. Da bu ama diğer yolda ne bileyim birbirine göz gözü gelince selam vermek ya da insanların kibarlığı insan ya o sınır bilmesi beni çok mutlu ediyor. Peki buradaki Türkiye algısını nasıl görüyorsun? Ya bana herkes şey diyor, neden geldin? Buradaki Türkiye algısı tatil için çok seviyorlar, onu fark ediyorum. Depremde biraz böyle farklı bir şey oldu. Çok az mesela buralı olan çok az, yani İngilizce konuştum. Çok az arkadaşım bu derdimle ilgilendi. Hani Türkiye'nin yemekleri çok güzel, doğası çok güzel diyen insanlar depreme gelince niye susuz oldular? Biraz o merak mı cezbetti ama bunu tabii genele yayamam. Buradaki Türkiye algısı beğeniyorlar, seviyorlar. Neden geldin? Orası çok iyiydi gibi sorular soruyorlar. Evet. Tabii ki güzel ama sınırlarımı keşfetmek ve kendi sanatımın sınırlarını keşfetmek üzere geldim. Evet. Peki ruhum ve kalbim burada mı? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ruhum, kalbim hiçbir zaman bir yere ben ruhumu, kalbimi sabitleyemiyorum. Ya diyorum ya ben burada yaşarken yani diğer tarafı da merak ediyorum. Başka bir ülkeyi de merak ediyorum. Orada o yüzden hani ruhum kalbim evet burada. Aynı zamanda Türkiye'de ama gezeceğim başka, göreceğim, keşfedeceğim yerlerde. Peki son olarak Erzu deneyimlerinden eklemek istediklerin var mıdır? Deneyimlerim burada kendimi görebilmek, kendimi gerçekten yaşayabilmek ve buna alan açabilmek fırsatını elde ettim. Yani bu benim için çok büyük deneyim. Ve aslında korktuğum şeylerin tamamen kendi üretimlerim olduğunu fark ettim. Çok şey yapabiliyorum, potansiyelimin farkındayım ama ve bu potansiyelimi kullandığımda nerelere gidebileceğimi gördüm. Evet. Teşekkürler Arzu. Umarım çok daha sürprizli, böyle harika deneyimler yaşarsın. İnşallah. Yaşamaya da devam İnşallah edersin. İnşallah paylaşırım.